Merhaba. Düşüne düşüne de bu hafta da beraberiz. Talip Hocam hoş geldiniz. Yayına hoş geldiniz ama İstanbul'a hoş gelmediniz anladığım kadarıyla. Evet, merhaba. 2 hafta beraber olamadık teknik nedenlerden dolayı. Bu hafta tekrar kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Şöyle siz yokken zaten İstanbul o kadar sıcaktı ki. İyi ki de yoktunuz. Önceki gün bir yağmur yağdı, bir azıcık insafa geldi diyelim. Gerçekten zor bir hafta geçirdik biz İstanbul'da kalanlar. Atil Hocam, sizde de böyle ilk kez bir mekan değişikliği görüyorum. Gömlek de çıkmış, tişört. Siz de İstanbul'da değilsiniz, öyle hissediyorum. Bir tek ben dükkanı bekliyorum galiba İstanbul'dan hiç çıkamadan. Çalışarak yaz geçirdik. Hayırlısı bakalım. Şimdi bu hafta birkaç tane iç siyasette böyle hani gergin diyebileceğimiz tuhaf, yakışıksız vaziyetler var. Bir şuradan başlamak istiyorum. Malum bu öğretmenlerle ilgili bir uygulama var. Hem öğretmenlerin işte 3600 ek göstergeye kavuşturulmasıyla beraber aynı süreçte yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda öğretmenliğin yani lise ve işte ortaokul vesaire öğretmen, üniversite altı öğretmenliğin kariyer memurluğuna dönüştürülmesi gibi bir adım attı Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden. Ve burada işte uzman öğretmen, baş öğretmen gibi hem işte özlük haklarını hem işte maaşlarına vesaire yansıyacak bir uygulama getirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu böyle sert açıklamalar, böyle hani kutuplaştırıcı, öğrencileri işte sınavlara girmeyin, öğretmenlere daha doğrusu sınavlara girmeyin diyen bir yaklaşım sergiliyor. Kışkırtıcı bir dil takdir edersiniz ki. Yani muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımından önce yani bunu da konuşalım istiyorum kuşkusuz. Çünkü hakikaten tuhaf bir fırsatçılık gibi gözüküyor bana. Siz ne diyorsunuz o hususta? Ama ondan önce gerçekten hani öğretmenliğe ilişkin şimdi hani hepimiz üniversitede hocayız. Yani eğitim veren, ya eğitim meselesi sadece öğrencilerle ilgili bir mesele değil benim yaklaşımıma göre. Biz şimdiye kadar hani eğitimin kalitesi dediğimizde hep böyle bir öğretmenler ve müfredat üzerinden konuştuk. Açıkçası yapılan yasal düzenlemeler, iyileştirmeler falan da hep bu ayaklarına önem verdi sanki. Ama öğretmenlik olayı yani öğretmenin kalitesi, öğretmenin işte kendini geliştirmesi vesaire de eğitimin kalitesinin yani totaline baktığımızda çok önemli bir yerini işgal ediyor, oluşturuyor olmalı diye düşünüyorum. İlk kez hani üniversite altında böyle bir uygulamaya gidilecek. Bu öğretmenlerin yani neredeyse işte üniversite hocasıyla aynı şekilde kariyer memuruna dönüşmesi. Kariyer memur deyince de böyle hani bir değişik oluyor ama yani eğitim açısından kalite yükseltici çok önemli bir noktaya temas edildi diye düşünüyorum. Bir burasını konuşalım istiyorum meselenin. Hani hepimiz eğitim camiasının içindeyiz. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Bir de onu konuşalım. Talip Hocam siz 2 haftadır yoktunuz. Sahalara dönmüş oldunuz. Sizinle başlayalım. Ne dersiniz? Ya teşekkür ediyorum. Yani çok önemli bir konu tabii. Yani eğitim bütünüyle, yani ta çocukluk eğitimden başlayarak üniversite eğitimine kadar bir bütün olarak görmek lazım. Ama bunun içerisinde ilk orta öğretim, özellikle öğrenci sayısı itibariyle, öğretmenler sayısı itibariyle baktığımızda aslında eğitim dünyamızın diyelim ana gövdesini oluşturuyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 16 milyon öğrenci var ilk orta öğretimde. Yaklaşık 800-900 bine yakın da öğretmenimiz var. Bu çok büyük bir kitle demek. Buna üniversiteyi de ilave edersek zaten 8 milyon civarında üniversite öğrencimiz var. Yani 25 milyonu, yani Türkiye'nin yaklaşık yani büyük bir kesimi, yani Evet. %40'ı Dörtte biri neredeyse falan. tabii öğrenci ve öğretmen kesiminden oluşuyor. O nedenle hepimiz tabii yakından ilgilendiği bir konu. Elbette eğitim öğretimin kalitesinde o zaman öğretmenlerin çok merkezi bir rolü var. Yani 16 milyon öğrenci onlara emanet ediyoruz. Sonra yüksek öğretim için bunları yarışıyorlar. Bir kısmı dışarıda kalıyor, bir kısmı işte bu sınavları geçiyorlar. Hep bir tartışma konusu oldu bu Türkiye'deki eğitimin mevcut durumu.
Tabii bu arada öğretmenlerin de işte kariyer olarak, meslek olarak işte kamunun ne kadar sahiplenmediğiyle ilişkin hep tartışmalar oldu ve talepleri oldu öğretmenlerimizin. Onu ifade etmekte yarar var. Yani kariyerine başlayan bir öğretmen 20 sene sonra da öğretmen, 30 sene sonra da öğretmen. O nedenle bu kariyer içerisinde tıpkı polislik mesleğine başlarsınız, komiser olursunuz, emniyet müdürü olursunuz, işte akademiye başlarsınız, yardım doçent, doçent, profesör olursunuz. Başka mesleklerde de böyle yükselmeler var aslında. Yani önü açık bir anlamda bir kariyerde bir planlama yapabilirsiniz. Şimdi öğretmenlerimizin böyle talepleri var idi uzun zamandan beri. Özellikle bunu tabii öğretmenleri temsil eden sendikalar dile getiriyordu. Bu talepler hükümetle beraber oturuldu, konuşuldu. Uzun müzakereler sonunda buna karar verildi. Yani öğretmenlerimizin de çalışanla çalışmayan biraz belli olsun. Belirli süreler hizmet edenler bunun karşılığını alsınlar hem maaş olarak hem de işte titre olarak. Ve bu ilan edildi. Ben ilan edildiği dönemde tarihte Ankara'daydım. Çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanımız bu açıklama yapınca bütün öğretmen camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ama bunun detayları ortaya çıktığında, yani sınav meselesi ortaya çıktığında, yani sınavlarla işte bu şeylerin olacağı, yükseltilmelerin olacağı ortaya çıkınca bazı çevrelerden buna tepkiler gelmeye başladı. Nasıl olur da siz 10 yıllık bir öğretmeni sınava sokarsınız, nasıl olur da siz 15 yıllık bir öğretmeni sınava sokarsınız gibi Peki bir nasıl takım olacak? reaksiyonlar ortaya çıkmaya Yani başladı. sınav değil de nasıl Tabii olacak? şimdi bunun tabii örneğini biz akademiden de verebiliriz. Mesela yani akademide de bir insan profesör olana kadar çok çeşitli farklı sınavlardan, denemelerden geçiyor. Bazen yayınlar oluyor, bu bazen başka meseleler oluyor. İşte yabancı dilden sınava giriyorsunuz. Yani şimdi birisi akademiye girmek istese, 50 yaşında girmeye çalışsa mutlaka yabancı dil sınavına girmek zorunda ve bu bir yük değil aslında yani. Her mesleğin demek ki aslında yükselmek için belirli kriterler oluşabiliyor ve oluşması da lazım zaten. Çünkü 6-700 bin Yaptığınız öğrenci sınav dahi var yani üniversitede, öyle değil mi tabii. yani? Tabii yani 700 bin, 800 bin öğretmenden bahsediyorsak bunların yükselmesiyle de ilgili mutlaka bir takım kriterler ve bu yükselmeleri belirleme ölçütleri olması lazım. Bunu sadece hizmet yılıyla sınırlandırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama daha sonra bu bazı gayri memnunların açıklamalarından sonra muhalefet bunu hemen el attı ve dedi ki ya bu sınavlara girmeyin. Şimdi işin bir tarafı yani bu hala tartışılabilir. Yani öğretmenler bu mesleğin geleceği, bu mesleğin kalitesini yükseltilmesi çünkü ülkenin geleceğiyle doğrudan alakalı öğretmenlerin kaliteli olarak yetişmesi. Tabii bu arada şunu da ifade etmek lazım. Eğitim fakülteleri Türkiye'de her yerde açıldı. Aynı hukuk fakülteleri gibi oldu. Yani çünkü eğitim fakültelerini bitirenlerin büyük çoğunluğu atandı. Daha kolay mesleğe girmiş oldular. O nedenle hem vakıf üniversitelerinde hem devlet üniversitelerinde üniversitedeki rektörler, işte yönetim hemen buraya bir eğitim fakültesi açalım dediler. Ve şu anda hemen hemen bütün üniversitelerimizde eğitim fakülteleri açıldı. Bu tabii ki eğitim öğretimde öğretmen yetiştirmeyle de ilgili bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yani belirli alanlarda böyle kitlesel eğitim vermeye çalıştığınızda eğer gerekli altyapı oluşmadıysa öğretim üyesi itibariyle, laboratuvarlarınız itibariyle, kütüphaneler ve benzer altyapı oluşmadığı zaman o zaman mezunlardan istediğiniz kaliteyi alamıyorsunuz. Ama pek çok alanda olduğu gibi mesela bunu hukuk alanında da zaman zaman biliyorsunuz hukukçularımızın kendilerinin şikayetleridir bunlar. Bu kadar hukuk fakültesi açılması yeterli işte altyapı olmadan, hoca olmadan sıkıntıları diye bugün hani konuşuluyor. Benzer bir hikaye de burada yaşandı diye düşünüyorum. Ama her halükarda bu mesleğin kalitesini yükseltilmesi, prestijinin yükseltilmesi son derece önemli. Yani dünyadaki örnekleri de var bunun. Mesela Almanya ve Fransa gibi ülkelere baktığımızda öğretmenlik mesleği hakikaten çok prestijli. Maaşları itibariyle, konumları itibariyle. Bütün Avrupa ülkelerinde aynı şeyi yok ama bu iki ülkeyi ben yani özellikle araştırdığım için biliyorum. Önemli makamlar bunda mevkiler. Ama burada muhalefetin dili ayrı bir tartışma konusu olarak bence gündeme getirilmeli. Sadece öğretmenlik mesleğiyle ilgili değil. Bakın CHP Genel Başkanı'nın yaptığı başka açıklamalar da var. Mesela kredi alanlara diyor ki kredi borçlarınızı ödemeyin. Kredi borçlarınızı biz geldiğimizde sileceğiz bunları. Ama bunun mekanizmasını anlatmıyor, bunun nasıl olacağını anlatmıyor. Hakimlere, savcılara, valilere biliyorsunuz devletin valisi olun, işte kafanıza göre iş yapmayın diyor. Bütün bunlara baktığımızda da aslında muhalefetin dilinin şöyle bir imaj yarattığını görüyoruz. Yani bugün öğretmenler iktidarın öğretmeni değil. Bugün hakimleri, savcıları, iktidarın valiler de aynı şekilde veya memurlar. Hiçbirisi bunlar iktidarın memurları değil. Bunlar devletin memurları. Bu iktidar gittiği zaman da bütün bu bahsettiğimiz zevat makamlarda oturacaklar. Bugün üniversitelerine devletin üniversitesi tabirini kullanırız. İktidar üniversitesi diyemeyiz. İktidarları gider. Hatırlatmak istiyorum.
istiyorum. Yani muhalefetin bu sözünü ettiğiniz yaklaşımlarına ilave olarak aslında işte bürokratlara, öğretmenlere, sanatçılara diyelim ki son derece ayrıştırıcı. Hani öğretmensen AK Parti'ye oy veren diyelim ki iktidara yakın bir öğretmensen, iktidar partisine oy veren bir öğretmensen öğretmen değilsin. Hükümeti destekleyen bir sanatçıysan sanatçı değilsin gibi son derece ayrıştırıcı yaklaşımları da oldu ve çok da tepki çekmişti. Yani aslında bu kışkırtıcı dilin altında ayrıştırıcı bir zihin de var, öyle gözüküyor. Yani bu açık net ama tabii yani bunun henüz daha sosyolojik olarak veya işte sahaya yansımasını görmedik. Ama bunlar sahaya da yansıyabilecek şeyler. Yani bu şu demek değil. Yani hani sivil itaatsizlik demokratik bir hak. Pek çok ülkede bunu görebiliriz, örnekleri var. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil ve hedefleri böyle bir sivil itaatsizliğin de ötesinde bir yer. Yani sanki bir sokak hareketlerini başlatmak gibi, sokak hareketlerinde işte mesela bu bazı konserlerin yasaklanması veya işte iptal edilmesi, tehir edilmesiyle ilgili olarak da mesela milyonlar sokağa çıkabilir, milyonları karşınıza alabilirsiniz gibi ifadeleri var. Yani bunların aslında aklı başında sakin, aklı selim bir siyasetin söyleyeceği şeyler değil bunlar. Ama tabii Türkiye'de yavaş yavaş biliyorsunuz seçime doğru gidilmeye başlandı. Seçim takvimi aşağı yukarı belli. Partiler buna hazırlık yapıyorlar. Yavaş yavaş işte adaylar konuşuluyor. Her ne kadar altılı masada son toplantısında bir aday belirlemese de ve oradan gelen bilgilere göre 2023'e aslında adayın isminin belirleneceği ve söyleneceği ifade edildi. Ama Türkiye'de artık siyaset alanının daha da kızışacağını, dilin daha da sivrileşeceğini söylememiz mümkün olabilir. Burada tabii sorumlu siyasetin bu dili biraz daha yumuşatması gerekiyor. Özellikle kitleler, büyük kitlelerden bahsediyoruz. Yani öğretmenler büyük kitle, akademi büyük kitle, gençlik dediğimizde büyük kitle, işte bankadan kredi kullanmış insanlar büyük kitle. Şimdi bu kitlelerin bir takım hassas noktalarından hareketle onları isyan demeyelim ama itaat etmemeye, devletin kurallarına ya da işte mevcut yasal kurallara uymamaya çağırmak sonuçlarını çok iyi hesaplamak lazım. Yani bugün kredi almış şu kadar insana diyorsunuz ki kredilerinizi ödemeyin. Peki nasıl olacak bu iş? Yani devlet mi krediler ödeyecek? Veya siz normal bir vatandaş olarak kredinizi aldınız, ödediniz, kredisi alıp ödemeyen elbette bir takım nedenlerden dolayı ödeyememiş olabilir. Onlara zaten kolaylıklar her zaman sağlanıyor biliyorsunuz. Veya işte vergilerini zamanında ödemeyenlere bunu her hükümet her zaman özellikle seçimler yaklaştıkça daha aktif bir şekilde bütün bu kolaylıkları vatandaşlara gösteriyor. Tabii. Birlilerin icra borçlarının işte iptal edileceği açıklandı. Mesela hani bu tür zaten hani enflasyona karşı dar gelirliği, orta gelirliği koruyucu bazı tedbirler zaten alıyor hükümet. Hani bu bir toplumsal soruna dönüştüğünde bir şey. Bunun hani oturup konuşulup bir çözüme kavuşturulması kadar makul bir şey değil. Mesela işte kredilerin, öğrencilerin kullandığı kredilerin ana paraları değil ama ödenmemek suretiyle oluşan faizlere ilişkin de bir regülasyon düzenleme yapıldı malum. Onlar affedildi diyelim ki ama burada muhalefetin söylemi hem çok ezber tabii ki yani hani siyasi popülizmin en ucuz diyelim ki yöntemi aslında. Çünkü büyük bir kitle var ve hani o kitleyi siz nasıl kendi işte siyasetinize alet edebilirsiniz ilişkin düşünülmeden hatta böyle çok hani fevrice alınmış kararlar. Başını sonunu düşünmeden bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Mesela İstanbul yerel seçimlerden önce biliyorsunuz İstanbul'a ilişkin böyle bir söylem yükseltilmişti. İsraf düzeni vesaire falan filan. İstanbul işte nimet, İstanbul'un kaynakları herkese yeter vesaire. Şimdi bir yönetim değişikliği oldu İstanbul'da. Yeni yönetim İstanbul'un borçlanma limitini aştı ve onun da bir yasal limiti var malum. Bunu aştı ve İstanbul'u bütçesini borç alamaz hale getirdi. Yani madem işte kendi bütçesiyle diyelim ki İstanbul, İBB her işi halledebiliyordu. Neden borçlanmanızın limitlerini dahi aştınız? İşte mütemadiyen işte yurt dışından borç almak, yurt dışı bankalardan borç almak için izin istemeye çalışıyorsunuz, izin almaya çalışıyorsunuz. Hani devlet de dış borçlanmayı bu dönemde doğru bulmadığı için buna izin vermediğinde ki bu bütün belediyeler için geçerli, sadece işte İBB ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyeler değil, AK Parti'nin yönettiği belediyeler için de geçerli. Bu sefer de engelleniyoruz gibi başka bir yalana
sarılınıyor. Dolayısıyla demek istediğim şey şu, yani hani tokmak sizin elinizde olmadığı her vakit siyaseti bu kadar böyle manipülatif, bu kadar hani popülizmin en ucuzunu yaparak, kullanarak sokağa kışkırtmaya çalıştığınızda bu siyasetten başka bir şey olmuyor mu? Yani açık söylemek gerekirse bu başka bir şey. Yani siz bu kadar büyük bir eğitim camiasını işte sınavlara girmeyin ya da kredilerinizi ödemeyin ya da valilere işte sallamak, yani işte haddinizi bilin, işte devletin valisi olun. Zaten devletin valisi, yani kimin valisi? Elbette ki devletin valisi. Bu hani seçime giderken bir siyasi partinin, ki yani bir masa kurulmuş, gayet de böyle hani diyelim ki tırnak içinde iddialı bir süreç yönetiyorlar. Buna rağmen sokaktan medet uman bu yaklaşımı ben biraz da bu yönüyle de değerlendirir misiniz diyeceğim. Bilmiyorum, hani bir tur daha döner miyiz? Atilla Hoca'ya mı geçsek, ne dersiniz? Ben sadece iki cümle söyleyeyim, ondan sonra Atilla Hocamıza geçeriz. Ben tabii muhalefetin çok bu anlamda bir konfor alanı çok geniş, onu ifade etmek yarar var. İktidarla muhalefet toplumsal sorunların çözümüyle ilgili olarak karşılaştırıldığında bunu görebiliriz. İktidar yükü omuzuna almış, işte devletin kaynakları sınırlı, bu sınırlı kaynaklarla işte eğitimi, ulaşımı, sağlık alanlarını, bütün alanları yönetmeye çalışıyor. Bu elbette kolay bir şey değil, dünyanın neresine bakarsak baktığımızda bunu görebiliriz. Yani bütün bu yıpratıcı işlere rağmen şunu da söyleyelim. Türkiye'de işte 20 yıllık bir iktidar söz konusu. Hani iktidarın yıpratıcılığından yorgun hale getireceğinden bahsedilir ama yani Türkiye'de demek ki kamuoyu ve halk aslında bütün bu problemlere rağmen, yani işte küresel bir ekonomik mesele var, enflasyon var, her yerde fiyatlar yükseliyor. Bilhassa enerji fiyatları, Covid'le beraber ortaya çıkan işte gıda güvenliğindeki meseleler var. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de şunu gördük, 20 yıllık kesintisiz iktidar varlığını sürdürdü. Bu kadar zor alana rağmen, yani tabii muhalefet konforlu bir alanda. Yani elinde yönetmesi gereken bir kriz yok. İşte bir Suriye meselesi yok, bir göç meselesi yok, işte Ukrayna meselesi yok. İşte öğretmenlerin talepleriyle ilgili bir meseleleri yönetmiyor. Ama bunlarla ilişkin ortaya attığı fikirler aslında tam bir kaos ortamı yaratmaya yönelik. Bunu ifade etmekte yarar var. Bu bir kolaycılık, bu bir rahat, bu bir konfor. Ve somut olarak öğretmenlere, doktorlara, farklı mesleklerdeki insanların önlerine, çiftçilere bir proje koyamamakla alakalı. O zaman ne yapıyor? Retorik düzeyde ve söylem düzeyinde bir siyaset üretmeye çalışıyor. Bunun somut bir karşılığı var mı yok mu? Elbette seçimlerde mutlaka toplum, seçmen buna notunu verecektir. Ama iktidarla muhalefet arasında her zaman böyle bir şey oldu ve Türkiye'deki muhalefet hep retorik ve söylem üzerinden siyaset yaptı. Somut projeler ortaya koyarak önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl neyse planlamalar yaparak bunu topluma anlatmadı. Anlatmadığı için de zaten büyük oranda hep muhalefette kaldı, işte patinaj yaptı. Ama tabii altılı masa ve onların iddiası şu anda işte yeni bir döneme girileceği konusunda. Fakat yine de bütün bu işte hani konuşmalara bakıldığında proje olarak ne var toplumun önüne konulduğu, yine söylemin ötesinde, retoriğin ötesinde yani somut bir proje şu ana kadar konulmuş değil toplumun önüne. Atilla Hocam, tekrar etmeyeyim, araya girmeyeyim. Sizinle devam edelim. Hem aslında hani sizden de bu eğitim meselesiyle ilgili bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Hani üniversite, hayat üniversitede geçmiş birisi olarak. Hem de hani muhalefetin yaklaşımını değerlendirmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Burada eğitim ve öğretmen meselesinden başlayıp muhalefetin lisanına kadar uzanan bir çizgide ilerleyebiliriz. Şimdi eğitim böyle bir alan ki bir sor bin ah işit diyebileceğimiz bir alan. Tabii eğitimle ilgili önce şu tespitleri yapmakta fayda var. Türkiye eğitimi aşırı abartmış ülkelerden birisi. Yani tabi caizse eğitim manyağı bir ülke olduk diyebiliriz. Bu eğitim manyaklığını da mesela çeşitli mesleklerin eğitime bağlı olarak lisanslanmasında görebiliyoruz. Şüphesiz eğitim bütün hayatı kuşatan bir süreçtir. Sadece okulda eğitim görmez insanlar. Genel olarak hayatın eğiticiliği altında yol alırlar. İkinci bir problem, Türkiye'de öğretmenlerin ana kaynağının eğitim fakülteleri olmasıdır. Buna Talip Bey de işaret etti ne yazık ki. Öğretmenlik mesleği bitirilen okullara bağlı olarak lisanslamaya tabi tutuldu. Öğretmenlerin Danıştay'ın son kararında da görüldüğü gibi esas itibariyle
eğitim fakültelerinden çıkması mecburiyeti var. Bu çok büyük bir yanlış. Bunun niye yanlış olduğunu mesela öğretmenlerle, yani eğitim fakültesi çıkışlı olmak mecburiyetinde olan öğretmenlerle akademisyenler karşılaştırarak anlayabiliriz. Biliyorsunuz akademisyenler her daldan gelirler. Her daldan mezun olan hocalar akademik mesleğe girdikten sonra ilerleyebilirler çeşitli sınavları geçerek. Buna karşılık öğretmenlik mesleğine girişte aşağı yukarı tek kaynak mecburiyeti söz konusu. Bu da büyük bir problem yaratıyor. Diğer bir problem de eğitim camiasındaki öğretmenlerin kalitesi meselesi. Tabii ki genelleştirme yapmamakta, her zaman istisnaların bulunduğunu hatırlamakta fayda olmakla beraber öğretmen kitlesi ağırlıklı olarak Türkiye'deki en bilgiye kapalı, en az çalışkan ve en fazla işin üstüne yatarak emekliliği bekleyen bir kitledir. Bir defa öğretmen olduğunuz zaman hayatınızı garantiye almış olursunuz. Özellikle devlette öğretmen olduğunuz zaman artık size aşağı yukarı emekliliğe kadar hiç kimse dokunamaz. Bu çerçevede eğitim meselesinin sadece öğrenci odaklı olarak görülmesi, öğrencilerin başarılar üzerinden ölçülmesi, öğrencilerin başarılar üzerinde öğretmenlerin tesirinin ölçülmemesi de bir başka problem alanı olarak kendisini evet. gösteriyor. Yani bu da bir yaklaşımdır. Şüphesiz öğrenci merkezli araştırmalar yapılabilir, ölçme biçimler yapılabilir. Ama öğretmen merkezli olarak da bunların yapılması gerekir. İşte bu sınavlara karşı çıkış öğretmen merkezli yaklaşımın bir adımı olacak olmasından ötürü. Şüphesiz her meslek kendisini geliştirmek mecburiyetindedir. Özellikle çağımızda bilginin çok hızlı geliştiği, toplumdan çok hızlı dönüştüğü göz önüne alındığında her mesleğin kendisini çağın şartlarına uyacak şekilde yenilemesi şarttır. Eğitimciler de bu alanda en başta gelen kimselerdir. Mesela akademik hayattan örnek vereyim. Bizim akademik hayatta hepinizin malumu 3 sene, 4 sene eğer alanınızdaki gelişmeleri takip etmezseniz alan dışına düşersiniz. Alanda ne konuşulduğundan, ne olup bittiğinden haberdar olmama durumuna düşersiniz ve bu sizi zorlar. Ama öğretmenler için böyle bir şey söz konusu değil. Bir öğretmen mezun oluyor, devlet tarafından atanıyor, atama garantisi verilmiş. Emekli olana kadar da tabiri caizse salla başını al maaşını havasında işe gidip geliyor. Bu yanlış bir şeydir. Bunun değiştirilmesi ve düzeltilmesi lazım. Hükümetin atmayı düşündüğü adım, yani uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi adımlar bu anlayışa bir darbe sayılabilir. Çünkü bu anlayış sınavı kabul etmiyor. Herkes sınava giriyor. Mesela bir mühendisin sınava girerek yükselmesi söz konusu, bir akademisyen zaten bütün hayatı boyunca sınavlara giriyor. Ama öğretmen, işte 10 yıllık öğretmen sınava mı girecek? Neden? 10 yıllık da olabilir, 15 yıllık da olabilir. Neden sınava girmeyecek ki? Yani Allah vergisi bir özel kabiliyetle mi dünyaya gelmiş ve o işe girmiştir? Dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıyayız. Umarım ki hükümet düzeltmeleri yapabilir ama bunun çok zor olduğunu da altını çizmek lazım. Tayyip Bey'in de işaret ettiği gibi Türkiye'de yaklaşık 1 milyon, belki 1 milyondan da fazla öğretmen var. Ve bu öğretmen sendikaları da en şiddet, en belalı sendikalardır. Şiddetle muhalefet edeceklerdir atılması gereken adımlara ve hükümet bir savaş alanında kendisini bulmak mecburiyetinde kalacaktır. Şimdi buradan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine geçelim. Kılıçdaroğlu, Halim Hanım, sizin de işaret ettiğiniz gibi son zamanlarda ilginç bir tarz tutturdu. Bunu isyan dememek için Talip Bey kendisini sorladı. Ben de isyan demeyeyim ama bu bir çeşit toplumsal düzenin temeline dinamik koyma çabası olarak görülebilir. Şöyle ifade edeyim. Her toplumda bir toplumsal düzen vardır. Genellikle toplumlar bu toplumsal düzeni hükümetin düzeniyle özdeşleştirmeye doğru meylederler. Halbuki bu yanlış bir şeydir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir darbe oldu Türkiye'de. Siyasal düzen alt üst oldu. Toplumsal düzen ne olur? Toplumsal düzen aşağı yukarı hiçbir şey olmaz. Toplumsal düzen devam eder. Çünkü toplumsal düzen belirli bir iradenin ürünü değildir. Hayatın kendisinin ürünüdür. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplumsal düzeni berhava edecek tavsiyelerdir. Mesela kredi almış, kredini ödeme diyor. Kredi alan kişi krediyi bankadan almış. Sadece kredi alan kişi vatandaş değil ki, bankacı da vatandaş. Kredi ödememen demek, bu ikisi arasındaki ilişkilere dönük koymak demek. Ya da işte öğretmen de sınava girmeyin, bizim zamanımızda bu olmayacak. Bu ne demektir? Yani eğitim problemi sadece AK Parti'nin problemi değil ki. Eğitim bu ülkede 10 yıllardır tartışılır. Gelecek 10 yıllarda da tartışılacak bir problemdir. Bunu bir parti konteksti dışında düşünmek çok mu zor?
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun lisanı son derece zararlı, tehlikeli bir lisan. Ama bunda da yine Tayyip Bey'in işaret ettiği gibi sırtında yumurta küpesi olmamasının büyük bir avantajı ortaya çıkıyor. Çünkü iktidar her şeyden sorumlu, muhalefet hiçbir şeyden sorumlu değil. Muhalefet istediği gibi vaatte bulunabilir. Bunları gerçekleştirmek iktidarın görevidir. İktidar da kısıtlı kaynaklar içerisinde ve çeşitli engeller karşısında bocalasın, dursun. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylemi son derece tehlikeli. Ama zannediyorum ki seçim yaklaştıkça bu söylem artarak devam edecek ve toplumsal düzeni berhava çabalarına odun taşımaya ısrarla devam edecek Kılıçdaroğlu gibi görünüyor bana. Bir de hocam sonuçta bununla ilgili yasal düzenleme oluşalı çok oldu yani hani çok uzun olmamakla beraber hani bu yeni değil. Yeni olan hani sınavla ilgili süreç. Ve ama yasa çıktığında bunun bir sınavı da yani bir tür işte bir biçimde ölçüleceği de belliydi. Yani siz bir kriter koymadan nasıl şey yapacaksınız, nasıl ölçeceksiniz? Hani bununla ilgili de bir şey söylemiyor herhalde değil mi? Yani hani 10 yıl bir şey mi olsun yani işte 10 yıl kendi başına bu süre kendi başına ölçen bir şey olabilir mi? Yani bunun bir izahı var mı? 10 yılı nasıl geçirdiniz? Yani 10 yıl kendiliğinden bir öğretmeni başka bir öğretmenin önüne geçirmiyor ya da bütün öğretmenler 10 yıl içerisinde aynı gelişim düzeyinde olmuyorlar. Bir de ben hani şunu da düşünüyorum hocam hani hep Z kuşağı vesaire diyorlar hani isimlendirmeye katılırız katılmayız ama şunu çok net biliyoruz ki yeni nesil gerçekten hani kullandıkları elektronik aletlerden içine doğdukları işte o dijital ortamın yarattığı her türlü enstrümanı kullanmak suretiyle aslında karşımızda son derece zeki, donanımlı bir kitle var. Yani biz üniversitede öğrencilerle karşılaştığımızda bile kendimizi bazı hususlarda eksik hissedebiliyoruz. Dolayısıyla hani öğretmenin kendini yenilemesi çok çok elzem. Aksi takdirde öğrenci karşısında yetersiz hisseden bir konuma düşüyor ki bu hani hiç istemeyeceğimiz bir şeydir değil mi? Hani eğitimin kendi içinde de yani baskı kurmak adına değil ama eğitimin doğasının yarattığı bir hiyerarşi var ve bu hiyerarşiyi de en makul nasıl oluşur hiyerarşi? Hani o bilgi, donanım la oluşur. Yoksa hani ben bu kürsüde oturuyorum o halde ben senden üstünüm diyemeyeceğinize göre siz öğretmen pozisyonunda olan kişi olarak donanımınızla öğrenci üzerinde o hiyerarşiyi hissettirebilmelisiniz ki bir bilgiyi, bir işte görgüyü her neyse yaptığınız şey geçirebilirsiniz. Dolayısıyla hani öğretmenin bir başarı kriterinin eğitimin totalinde ne yansıması çok yerinde. Hatta belki de öğrenciden önce öğretmenin bence hani o kriter içine sokulması gerekiyor. Başarı kriteri içerisine sokulması gerekiyor. Buradan devam edelim. Talip Hocam yine sizden. Bir yine moda belki yeni değil ama hani son zamanlarda çokça oluyor. Muhalefet Partisi'nin bu hani sokak aktivizmini Atilla Hoca'nın isabetle söylediği şey çok önemli. Hakikaten toplumsal düzeni hedef alan yaklaşımlar yani siyasal düzen evet çok önemli ve bu bazen de işte bazı durumlarda toplumsal düzeni de çünkü anayasayı askıya alan müdahaleler toplumsal düzeni de hedef almış oluyor ister istemez ama her zaman böyle de sonuçlanmıyor ama hayatın sürgüt düzeni içerisindeki yapıp etmelere müdahale ettiğinizde herkesi ilgilendiren bir müdahalede bulunmuş oluyorsunuz. Ben hani bu isyan kelimesini tabii ki tasarruflu kullanalım ama hani ben açıkçası çok da farklı bir çağrı görmüyorum burada. Benzer bir şey yine böyle hani sahne alan sanatçılar üzerinden bir toplum kesimini tahkir eden, aşağılayan, hakaret eden nitelemelere varabiliyor. Başka bir açıdan da neredeyse son dönemde moda haline geldi. Konsere çıkıp da LGBT bayrağı açmayana konser verdirmiyorlar neredeyse. Bir ön şart haline geldi. Bu nedir yani? Bunun bir ifade özgürlüğüyle çerçevelenmesi mümkün mü? Neden bu böyle bir vasat oluştu? Özellikle mesela İstanbul'da işte İBB özelinde söyleyeyim. Hani konser alanlarında çıkan sanatçıların işte bir
LGBT ile ilgili mesaj verme ihtiyacı hissetmesi ve buna karşı geliştirilen tepkiyi de hemen tırnak içinde homofobik olmakla etiketlemek gibi bir alışkanlık söz konusu oldu. Sanki yani insanlar bunu eleştirdiklerinde işte cinsel yönelimi farklı olan insanların yaşam hakkına, yaşam alanına, yaşam hakkına müdahale ediyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da bir toplumsal kutuplaşma zeminine dönüştürüldü. Bir taraftan da çıkıyorsunuz konsere ve işte Cumhurbaşkanı'na tırnak içinde hani imam hatipli olması üzerinden ve bütün imam hatiplilere sapık tırnak içinde diyebilecek kadar arsızlaşabiliyorsunuz. Bu hani yine diyeyim çok naifçe hani nasıl oluyor da oluyor, nasıl bu noktaya geldik Talip Hocam? Tabii bu çok derin bir siyasal ve sosyolojik analizi gerektiriyor bence. Çünkü bu bahsettiğimiz bütün olaylar farklı vizyonların siyasete yansımasıyla, siyasete yansıtılma biçimiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de bazı sanatçıların sanatı araçsallaştırarak toplumun belli bir kesiminin inançlarını, duygularını, düşüncelerini aşağılaması aslında bir dünya görüşünün ifade tarzı, bir siyaset yapma biçimi. Bunu ifade etmekte yarar var. Bu sadece bir görüşü ifade etmek, bir görüş dile getirmek değil. Elbette yani hepimiz burada düşünce hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Ama düşünce ve fikir hürriyetinin de dünyanın hiçbirinde sınırsız olmadığını da biliyoruz. Yani başka insanların, başka toplulukların ve grupların inançları, geleneklere vesaire söz konusu olduğunda onlara saygı gösterilmesi, onaylamasanız bile hakaret edilmemesi gerektiği evrensel kural. Yani sizden çok farklı düşünebilir insanlar. Buna LGBT de dahil, başkaları da dahil. Yani kabullenmeyebilirsiniz, onaylamayabilirsiniz onların düşüncelerini, hayat tarzını vesairesini ama hakaret etme kimsenin hakkı değil. Sapık demek vesaire demek. Şimdi bir olayı hatırlatalım size. Yani sanat camiası üzerinde, sanatçılar camiası üzerinde nasıl bir baskı oluşturulduğunu göstermesi açısından. Ben burada yani tek tek sanatçıların yaptıklarının çok da önemli olmadığı kanaatindeyim. Olabilir. Bir sanatçı aşırı davranabilir. Seyircinin gazına gelebilir. Veya işte sahneye çıkmadan önce bir takım maddeler almıştır. Onun etkisiyle konuşabilir. Bütün bunlar olabilir. Yani orası normal bir yer değil çünkü yani. Ben sanatçılar ayrıca şöyle de görüyorum. Yani sanatçılar belirli kalıpların insanları değiller. Yani birey olarak baktığımızda. Ama bir belediye başkanının bir sanatçıya gelip ya sen çok bugün muhafazakar giyinmişsin, çok kapalı giyinmişsin diyerek söze başladığı bir konseri hatırlatmak istiyorum ben size. Yani siyasetin sanatçı üzerindeki baskısına bakın. Yani Türkiye'de sanatçılık genellikle biliyorsunuz toplumun muhafazakar değerlerine muhalefetle özdeşleştirildi şimdiye kadar. Bilhassa AK Parti döneminde sanatçı demek AK Parti iktidarlarına karşı olan demek. Sanatçı demek çağdaş demek. Erdoğan'a karşı olmak demek. Şimdi biraz daha onu ilerlettiler. Toplumun daha fazla geniş kesimlerini, imam hatipler, başörtüler vesaire bir kesimler de içine alan bir şekilde sanatçılığı ve sanatı bu dar çerçeveye aslında hapsetme girişimi var. Bu girişimin arkasına bakmak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani sanatçı da bir insandır, belirli bir siyasi görüş vardır ama onu kimin kışkırttığı, kimin yönlendirdiği, kimin onu belli yerlere kanalize ettiği önemlidir diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de yangın çıktığında geçen yıl hatırlayın yine komedyen olarak bilinen toplumun işte milyonlarca insanı takip ettiği kişiler sanki devletin orada ihmalkar davrandığını bilerek yangına işte göz yumduğunu çünkü oralarda yarın bir gün villalar yapılacağını söyleyerek kışkırtıcı tavırlar sergilediler. Bu aslında bir bakış açısının, bir vizyonun ürünü. Bunun sanatçılıkla bir alakası olmadığı kanaatindeyim ama burada sanatçının, sanatçılığın ucuzlatıldığını, aslında ayaklar altına alındığını çünkü sanat ve sanatçı bir takım duyguları, bir takım dertleri, bir takım talepleri hatta şikayetleri olabilir yani siyasetle de şikayetler olabilir. Toplum sesinin duyurma için de bir takım şeyler yapabilir ama bunun bir estetik zemini olması gerekiyor. Bunun bir sanatsal çerçevesi olması gerekiyor. Türkiye'de sanat ve sanatçılar ne yazık ki kurucu ideolojinin aslında onu da açıkça ifade etmek lazım. Çünkü bugün sanatçılara baktığımızda Kemalist, sekülerist, laikçi, laik demiyorum bakın, laikçi bir ideolojinin yansıması olarak söylüyorum bunu, peşinde koşuyorlar. Yani bunu ifade etmekte yarar var. Ve sanatı da ne yazık ki gittikçe ucuzlatarak, her fırsatta işte böyle bir takım marjinal görüşleri ifade edecek şekilde gündeme getiriyorlar. Tabii burada dediğim gibi ben bakılması gereken konunun sanatçının bizatihi kendi kişiliği olmadığını,
Ama onun kimin kışkırttığını, kimin arkasında durduğunu ve kimin savunduğunu görmek lazım. Mesela sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de İmam Hatip liselerine mezunlarına sapık diyen bir sanatçı çıktı veya işte bir kişi. Şimdi tabii İmam Hatip camiasında, Türkiye'deki muhafazakar camiadan ciddi bir tepki geldi. Aslında o tepki zaten beklenen bir tepki. Yani onlardan o tepkinin geleceğini biz biliyoruz. Peki Türkiye'de belirli bir kesim böyle aşağılanırken, hakarete uğrarken acaba bütün toplumu temsil etmeye talip olan siyasi partiler, gruplar, görüşler, sendikalar, vakıflar, dernekler bunu çoğaltabiliriz. Acaba onlar ne diyorlar? Bunu bir fikir hürriyeti olarak mı görüyorlar? Yani toplumun belli bir kesimini hakaret etmeyi, aşağılamayı, ifade hürriyetinin bir parçası olarak mı görüyorlar? Yoksa sizin de Atilla Hocam da söylediği gibi Türkiye'nin toplumsal aslında şeylerine, düzeni bir dinamit olarak mı görüyorlar? Bunu önümüzdeki günlerde biraz daha açık ve net göreceğiz ama dediğimiz gibi yani siz artık yavaş yavaş sanatçıların da bir pozisyon almaya doğru itildiğini, kışkırtıldığını, yoksa sanatçı olmadıkları onların, yoksa sıradanlaştırıldıklarını görüyoruz. Aynısı medya içinde var biliyorsunuz. Yani belki orada siz hani bu çerçevede dile getirebilirsiniz. Medyada da yani gerçek gazeteci olmak demek işte iktidara, Türkiye'nin toplumsal değerlerine, toplumun aslında en fazla ortak kesenine oluşan kimlik ögelerine karşılık olarak Türkiye'de kullanıyor. Yani gazeteci olmak için bunlara karşı olacaksınız. Yoksa ne olmuş oluyor? İşte siz yandaş gazeteci olmuş oluyorsunuz. Türkiye'de böyle bir manzara var ne yazık ki. Siz yandaş gazeteci olmuş oluyorsunuz ama alenen işte bir siyasi partiyle bir işte mitinglerini göstermek üzere alışveriş yaptık, bir sözleşme imzaladık diyen bağımsız, tarafsız gazeteci olmuş oluyor ya da yayın kurumu olmuş oluyor. Evet, burada böyle bir şey var hakikaten, tuhaf bir bakış açısı var. Atilla Hocam, ben bir hani bu sanatçı meselesi nedir? Bir onu şey yapmak istiyorum. Böyle gerçekten hani sanatçıya yani sanatçı işte toplumun önünde gider, sanatçı öyledir, sanatçı böyledir. Yani sanatçı sanatçı toplumun yansıması değil midir? Neden sanatçı ya böyle ille de ayrıksı artık hani muhalif olmak zorunda olan, bu sanatçı oluşunun ayrılmaz bir parçasıymış gibi bir yafta yapıştırılıyor. Burada bir tuhaflık var bence. Yani toplumun değerlerine yabancılaşmış, toplumun değerlerine söven, küfredenin sanatçı olarak nitelendirilmesi. Bu çünkü biliyorsunuz yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat böyle bir açıklaması olmuştu. Daha sonra da işte AK Parti'ye yakın olduğunu düşündüğü sanatçılara sanatçı denilemeyeceğini ifade etmişti. Burada bir tuhaflık var bana kalırsa. Bir ikincisi, bir mahalle baskısı var aslında, yani çok aleni bence gözüküyor bu. Yani işte o sekülerist, laikçi çevre içerisinde olmazsa, mesela bu 2013'te o gezi kalkışmasıyla beraber çok net bir şekilde kendini hissettiren, bağlı oldukları kas şirketleri, ajanslar vesaire üzerinden bazı kesimdeki sanatçıların, şarkıcıların, işte mankenlerin her neyse bazı konularda ille de mesaj verme ihtiyacı hissetmesi söz konusu. Yani aslında mahalle baskısı üzerinden bir muhalif bir dile şey yapılan, kanalize edilen bir sanatçı güruhu var. Bir bunu sormak istiyorum. Yani bu kadar hani madem sanatçı işte bağımsızdır, özgürdür, öncüdür gibi sanatçıya böyle bir takım avantgard misyonlar yüklüyoruz. Nedir bu mahalle baskısına ezilme durumu o halde? Bu kadar mı kişiliksizsiniz? Bu kadar mı hani ipleriniz başkasının elinde? Bir bu. İkincisi de gerçekten hani bu sapık mapık, yani bu laflar nasıl bu kadar kolay edilebiliyor? Yani işte bir takım işte maddeler alırsınız, ekranı çıkarsınız, sahneye söylersiniz de yani olabilecek bir şey mi? Yani büyük bir insan kitlesini, toplum kesimini siz ve devletin en tepesindeki kişiyi, bu milletin %50'sine, %52'sine oy verdiği bir kişiyi ve dolayısıyla toplumun ağırlıklı bir kesimini ve bir İmam Hatip camiasını bu şekilde tahkir ediyorsunuz. Bu iki. Bir de gerçekten hani artık böyle yani neredeyse CV'lere, şeylere, iş başvurularına konulacak bu LGBT meselesi. Bu ne ara bu hale geldi? Bir de bunu konuşmak istiyorum. Atilla Hocam, böyle bir 10 dakika çalarak uzatıp, yani daha vaktimiz var diyorum ama çok da emin değilim. Toparlarsanız böyle son soruyu size sormuş olayım. Buyurun.
Şimdi Halim Hanım, ben aslında LGBT olay üzerine konuşmak istiyordum. LGBT olay üzerine bir defa değil, birçok defa konuşmamız gerekiyor. Tahmin ediyorum ki ileride de bu konu çok açılacak. Ama siz sanatçıdan girdiniz. O zaman ben sanatla, sanatçılarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Vakit kalırsa LGBT'ye geçeyim. Vakit kalmazsa önümüzdeki haftalarda konuşmaya çalışırız. Oldu mu? Olur, buyurun. Şimdi sanatçı kesimi kendisinde bir özellik olduğunu farz eden ve kendisini toplumdan dışarıda, toplumdan üstün görmeye meyil olan bir kitledir. Ve sanatçılarda en çok dikkat çeken özellik ifade özgürlüğü konusunda çifte standartlı olmalarıdır. Şüphesiz sanatın icra edilebilmesi ifade özgürlüğüne dayanır. Hemen hemen her sanat bir şekilde ifade özgürlüğüne sahip olmazsa yapılamaz. Fakat aynı sanatçılar ifade özgürlüğünü bütün kapsayıcılığıyla kucaklamaya geldiğinde hemen yan çizerler. Mesela sinema sanatçısı senaryosuna karışılmamasını ister. Ve senaryosuna karışılmasını ifade özgürlüğüne bir müdahale olarak görür. Ama aynı sinema sanatçısı mesela din özgürlüğünü özgürlükten saymaz. Din özgürlüğü ilerlerine karşı da ses çıkartmaz. Bu hemen hemen bütün sanatçılarda dikkatimi çeken tipik bir özellik. Bir diğer özellik sanatçılarda, sadece sanatçılarda değil akademisyenlerde de kendisini gösteriyor. Otorite istismarı dediğimiz bir şey. Şimdi bir sanatçı, mesela bir şarkıcı, bir türkücü sevilir. Toplumun değişik tabakalar tarafından sevilir. Niye sevilir? Çünkü ondan hoşuna giden bir iş yapmaktadır ve meşhurdur. Güzel. Peki bu ona diğer alanlarda konuşma hak ve yetkisi verir mi? Vermez. Uzmanı olmadığı alanlarda ukalalık etmesine izin vermez. Ama o sanatçı buna dayanarak çeşitli atraksiyonlara girişebilir. Hadi isim vereyim. Mesela Şahan Gökbakar. Recep İvedik diye bana göre deli saçması bir film serisi çevirdi. Buradan da büyük para kazandı ve büyük şöhret yaptı. Çünkü aklına gelen her konuda tweet atıyor. Bildiği, bilmediği, ilgilendiği, ilgilenmediği her konuda tweet atıyor. Ve işin kötüsü, tweetinde de getirilen görüşler yanlışlandıktan, yararlandıktan sonra da özür dileme ihtiyacı hissetmiyor. Mesela Gülşen, İmam Hatiplerin sapık olduğunu söylüyor. Halbuki sanatçı şunu idrak etmeli, sevenleri ve dinleyicileri arasında İmam Hatipler de vardır mutlaka. Bu kadar geniş bir kitleyi sapık olarak etiketlemek bu kadar kolay olmamalı, bu kadar düz olmamalı. Dolayısıyla sanatçılarda dikkat çeken bir diğer özellik de lisanda ince olmamalı. Ana muhalefetin tavrına gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, AK Parti'ye destek verenler sanatçı değildir anlamına gelen şeyler söyledi. Siz de işaret ettiniz. Niye? Yani sanatın ne olduğuna ve sanatçının kim olduğuna Kılıçdaroğlu ve arkadaşlar mı karar verecekler, yoksa toplum mu karar verecek? Dolayısıyla böyle tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum bugünden yana değişir mi? Değişmez. Demin de iktidarın sırtında yumuşak küfesi taşıdığından, iktidarın sorumluluk altında olduğundan bahsetti Talip Bey. Ben de aynı şeyi tekrarladım. İktidar yorgunluğu diye de bir şey vardır. Yani uzun süre iktidarda kalan partilerin yorulması, yıpranması, Tayyip Erdoğan ifade ettiği gibi metal yorgunluğu denilen bir şey de vardır. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de bir de muhalefet yorgunluğu var. Muhalefet yorgunluğu da uzun süre muhalefete gelmeyen bir partinin içine düştüğü durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi de bir muhalefet yorgunudur. Çünkü demokratik usullerle hiçbir zaman iş başına gelememiştir. Halk hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek başına iktidara taşımamıştır. Bunun getirdiği bir çılgınlık, densizlik, dengesizlik, abartılı bir yaklaşım, toplumsal düzene muhalefet etme, insanları isyana çağırma gibi sonuçlarla karşı karşıyayız biz. Buradan da LGBTİ meselesine geçeyim mi geçmeyeyim mi bilmiyorum ama. Evet, yani birkaç dakikamız var. Şimdi birkaç dakika içerisinde birkaç noktanın altını çizeyim. LGBT'nin, daha doğrusu lisanla homoseksüellerin ana iddiası, insanların cinselliğinin cinsel organlarıyla bir alakası olmadığı, cinselliğin tamamen bir seçim meselesi olduğu yolunda. Yani bu saçma sapan bir görüştür. Şüphesiz insanların cinsel yöneliminin cinsel organlarıyla bir bağlantısı vardır. Daha genel anlamda cinsel organları taşıyan insanların psikolojik durumları, genetik durumları onları belli bir cinsin içerisinde yer almaya etmektedir. LGBT'liler işi abartıyorlar.
demin eleştirdiğim görüşü okullara taşımak istiyorlar ve mesela çocukların 3 yaşına kadar anne babaları tarafından oğlum veya kızım diyerek sevilmemesini istiyorlar. Yani 3 yaşına kadar anne babalar çocuklarına oğlum veya kızım demeyecek. 3 yaşında çocuklar hangi yöne eğilim gösterirlerse ona doğru yönelecek ve ona göre muamele edecek. Bu akıl alacak bir şey değil. Resmen sapkınlık ve dayatmadır. Çünkü insanlar çocukların dünyaya gelmesine ilişkin olarak bir heyecan duymaktadır. Ve kız olması veya erkek olması insanların ayrı bir düşünce havası içerisine girmesine ve ayrı hazırlıklar yapmasına sebep olmaktadır. Bir diğer problem şu. Acaba eşcinsellerden oluşan bir toplum bağlılığını muhafaza edebilir mi? Bana göre edemez. Mesela 10 bin kişilik eşcinsellerden oluşan bir kasap oluştursak, mümkün olsa da deney yapsak ve o kasabanın dış dünyayla temasını engellesek, o kasaba halkı eninde sonunda yok olmaya mahkumdur. Çünkü insanların varlığını devam ettirmesi çocuk doğurmaya bağlıdır ve çocuk doğurmayı teşvik edecek ilişkiler makul ve meşru ilişkiler olarak görülebilir. Dolayısıyla eşcinsel davranışları bir anlamda sapkın davranışlar olarak etiketlemek çok da büyük haksızlık değil. Burada tabii cinsel özgürlük ve özgürlük arasında bir ilişki kuruluyor. Mesela bana bu tür eleştiriler getiriliyor. Özgürlüğü savunuyorsunuz hocam ama cinsel özgürlüğü savunmuyorsunuz. Yani özgürlük tabii ki benim savunduğum temel değer ama özgürlüğün sınırsız ve sorumsuz olduğunu hiçbir zaman söylemedim ki. İnsanın doğal sınırları, sosyal sınırları var. Mesela pedofili de bir cinsel davranış biçimidir. Pedofili serbest mi olmalıdır, özgür mü olmalıdır? Pedofili doğrudan dolayı bir suç olabilir. Peki çocukların razı olduğu pedofil ilişkiler serbest mi olmalıdır? Veyahut da ensest ilişkiler. Ensest ilişkilerin serbest olması düşünülebilir mi? Dünyanın hangi toplumunda ensest ilişkiler normal kabul edilmektedir? Dolayısıyla eşcinsellerin şu gerçeği kabul edilmesi lazım. Tarih boyunca var olmuşlar. Bundan sonra da var olacaklar. Ama reklamlarını yapmaları ve çocuklara empozede bulunmaları, çocuklara kendi tarzlarını seçme ihtimalini artıracak seçenekler peşinden koşma mecburiyeti yaratmaları düpedüz bir dayatmadır. Bundan dolayı da eşcinselliği yanlış ve tehlikeli bir hal almaktadır. İşin garibi eşcinsellik son zamanlarda küresel bir harekete dönüştü. Mesela bu Pride yürüyüşü, onur yürüyüşü bütün dünyada yapılmaktadır. Ve bildiğim kadarıyla Batı dünyasındaki bir iki vakıf bunu desteklemektedir. İngiltere'de, Amerika'da yerleşik bir iki vakıf bu işi özellikle desteklemektedir. Halbuki eşcinsellerin davranışlarına baktığımızda eşcinsellerin önemli bölümünde de kadınlaşma eğilimi görüyoruz. Yani kadın gibi görünme, kadın gibi davranma eğilimi görüyoruz. Bu da insan cinsinin erkek ve kadın olarak esas itibariyle ikiye ayrıldığını gösterir. Eşcinseller erkeği hareketteki bu uluslararasılaşma ister istemez toplumsal tepkilere sebep oluyor ve bu sefer tarihte pek eşine rastlanmamış bir şekilde heteroseksüel hareketler doğuyor. Evet. İşte geçen Sırbistan'da insanlar yürüyüş yaptı mesela. Aileler, çocuklar yanlarında yürüyüş yaptılar. Polonya'da, Macaristan'da Avrupa Birliği'nin eşcinselleri destek... Hocam çocuklara... Türkiye'de de yer yer tepkisel şeyler başladı. Hani bu hani bunun dayatmaya dönüşmesine karşı tepkisel ifade biçimleri gelişmeye başladı açık söylemek gerekirse. Bu artabilir kuşkusuz. Bence biz müstakilen bu konuyu konuşalım isterim. Hatta belki hani biraz alandan uzman bir kişiyle de konuşabiliriz. Hani olayın başka boyutlarıyla da beraber ama ifade ettiğiniz şey çok önemli. Yani bu ifade özgürlüğü, cinsel özgürlük, ifade özgürlüğü tarih boyunca olacak ama bunun çocuklar için makul bir seçenek haline dönüştürülmesi fikriyle mücadele etmek gerekiyor. Yani toplum diye bir şeye inanıyorsak bu mutlaka olması gereken bir şey. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa konuyu müstakilen ayrıca konuşmak kaydı şartıyla şimdilik bitirelim derim. Bilahare görüşmek üzere. İzleyicilerimizle de haftaya görüşmek üzere vedalaşmış olalım. Teşekkür ederim Tayyip Hocam, Atilla Hocam. Siz izleyenlere de teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.